Bugün bu panelde aslında ben bir hayal ortağımızı davet edeceğim. Çok özel bir hayal ortağımız kendisi. YGA'ya en çok zamanı ve enerjisini vakfeden hayal ortaklarımızdan bir tanesi. Bunun ötesinde, yani Murat abiyle 5 senedir tanışıyoruz. 5 senedir YGI'ye çok değerli katkılar oluyor. Şimdi seansta da bunun üzerine bol bol sohbet edeceğiz. Ama ben küçük bir anımla başlamak istiyorum. Biz 5 senedir mentor-menti ilişkisindeyiz Murat abiyle. Murat abi benim mentorum. Ve bu mentor ilişkisine de çok önem veriyoruz YGA'da. Şimdi YGA'daki konuşmalarda da dikkat etmişsinizdir. Ee, yani ona bir örnek olarak aslında şöyle bir ilişki. Yani ben bundan 2 sene önce işte evleneceğim, kız isteme telaşına düştüm. Ee, ve bugün hatta eşim de burada. Ee, o da bir YGA'lı. Ee, sağdaki sağınızdaki solunuzdaki dikkat edin demişti ya. <laughs> Bu noktaya da gidebilir yani. Eee <laughs> ben heyecanlı bir şekilde Murat abi işte nasıl yapacağız? işte şöyle mi olacak böyle mi? dur dedi. senden bir şey istiyorum. seçtiğin kıyafeti yani işte saç sakal tıraşını bana kapıdan çıkmadan önce göndereceksin. Ben onaylarsam o kız istemeye gidilecek. Yoksa hani, ben onaylamadan çıkmayacaksın diye. Böyle bir ilişki yani bu kadar samimi ve sıcak bir ilişki. Şimdi kendi hikayesini dinlemek için kendisini sahneye davet ediyorum. Değerli hayal ortağımız Murat Özeyin. <laughs> <laughs> Nasıl geçiyoruz? Evet. Hoş geldiniz Murat abi. Hoş bulduk Gökhan. Çok teşekkürler. Senle daha baş başa alışırız. <laughs> evet. Biraz farklı oldu. Bugün <laughs> kalabalık bir <içersimiz> var. <laughs> Aynen. Sen yine gömlek, buruşuk. Evet. <laughs> Evlenmiş olmana rağmen o konuda pek yol kat edemedik. Sabah buluştuk. Murat abinin bana ilk dedi. Oğlum bu gömlek de. <laughs> Başkalarını da kötü etkiliyormuşsun o konuda değil mi? <laughs> Kürşat'la Londra'daki otelde bu sabah erken uyanılır mı? Ne yapıyorsun diye soruyormuşsun. Evet. Çocuk orada yazık. Gömleğini ütülerken. Ama o da sabahın yedisinde üstüme bu harfi skürtüyordum. Evet, evet. Duydum onu da. <laughs> Şimdi isterseniz başlayalım. Yani bir özgeçmiş olarak aslında birçoğumuz biliyoruz sizin hem aile olarak hem siz kişisel olarak hikayenizi ama biz de daha böyle kendi hayatınızdaki dönüm noktaları üzerinden özellikle eğitim, kariyer hayatınızdaki dönüm noktaları üzerinden biz de bir hayat hikayenizi paylaşabilir misiniz? Evet. Evet. Aslında e, herkesin hayatında alıyor olduğu kararlarla veya velilerinin yönlendirmeleriyle e, hakikaten e, bazı dönüm noktaları oluyor. E, bunlar bence o dönüm noktalarını takip eden birkaç yılla sınırlı değil, bütün hayatının akışında insanı etkileyebiliyor. E, benim açımdan e, 3-4 taneyi, sanırım bu soruya 5 dakika müsaade etmiştin e, cevabımı, üç dört taneyi paylaşmak isterim. Ee, bir tanesi, e, orta bir ve orta iki yıllarımda e, o zaman sahibi olduğumuz Finans Bank'ın e, veznesinde iki yaz boyunca iki şer ay çalışmış olmamdı. Bu hakikaten benim açımdan e, çok farklı bir tecrübeydi. Oradaki abi ablalarımla beraber çalışıyordum ve bu çalışmanın e, benim adıma e, birçok e, farklı bir tecrübesi oldu. Neydi bunlar? Babam bankanın sahibiydi. Bunun yanı sıra ben onun oğlu olarak çalışıyordum. Mümkün olduğu kadar bunu o naivliğimle, o çocukluğumla başkaları farkında değil'e varacak kadar ümit içindeydim. Ama tabii ki herkes benim Hüsnü Özden'in oğlu olduğumu biliyordu. Ama bu bilgi dahilinde ben mümkün olduğu kadar o sanki bir ee, yanlışmış veya bir eksikmiş gibi kapatmaya çalışıcısına yoğun çalışıyordum. Her akşam eve döndüğümde ellerim simsiyah oluyordu. Ee, sayı o zamanlar çünkü böyle para sayma makineleri bu zamanki kadar e, düzgün ve accurate bir şekilde saymıyordu parayı ve tekrar elle saymak gerekiyordu. Ee, bir yandan e, akşam kasamızda kalan paraları merkez bankasına taşıyorduk zırhlı arabalarla. Orada tombala çekiyorduk Merkez Bankası'nın önünde birçok şoför abilerle ve farklı arkadaşlarla. Bu böyle benim için hakikaten öyle bir iş dünyasında giriş noktasında bir dönüm noktası olmuştu. Bir bankanın işleyişi, oradaki çalışma konusu, oradaki stres, nakitle uğraşmanın stresi, akşam kasayı sayarken bir açık çıkmamasının yarattığı stres önemliydi. Bunun yanısına yine ortaokulda, iki tane de yaz okuluna gittim ben. Bu okullara özellikle babam beni yönlendirirdi ve kesinlikle Türk olmayan okullara gitmemi isterdi. 6-7 haftalık iki tane gittiğim bu yaz okulunda hiç Türk bulunmayanları özellikle seçerdi. O zamanlarda çok fazla Türkiye'den yaz okuluna giden kişiler yoktu ama bunlar bildiğiniz bayağı öğlen ikiye kadar ders olan yani tam böyle kamp, futbol kampı falan, tenis kampı falan gibi değil de hakikaten öğlen ikiye kadar ders olan okullardı. Burada ben 13 ve 14 yaşımda Amerika'da tek başıma 6 hafta geçirerek ve o zamanlar zaten cep telefonu falan zaten yok. Haftada veya iki haftada bir telefonlaşarak İstanbul'la ailemle hakikaten ayaklarımın üzerinde durma konusunda çok şey öğrendim. Bu da benim gelişim için çok önemliydi. Çamaşırımı kendim yıkadım, odamı her gün kendim topladım. Yabancılarla kendimi ikna etmeye çalıştım. hani onlarla pardon onları benle arkadaşlık etmek üzere İkna etmeye çalıştım Kul cool olmaya çalıştım Farklı kültürlerde insan Okulun en küçükleriydik biz 13 ile 19, 18 arasıydı bu gittiğim yaz okulu En küçükleri zaten bizlerdik Orada tutunmaya çalıştım O da benim gelişimimde kendimi zorladığım Ve farklı tecrübeler edindiğim Ve ailemsiz Hiç Türk olmaksızın İngilizce ile de kendimi tutunmaya çalıştığım Dilimi de geliştirdiğim önemli bir tecrübeydi Bunun yanı sıra Sevgili Ali de burada e, değerli bir e, hayırsever iş adamının kurmuş olduğu lise, koç özel lisesine, e, merhum Vehbi Koç'un kurmuş olduğu koç özel lisesine katılmak bence benim bir sonraki adımları atmam adına, yani Amerika'da doğru bir üniversiteye gitme, ertesinde doğru bir iş bulma konusundaki önemli bir dönüm noktalarımdan biriydi. E, hayırsever bir iş adamının bir kişinin ki yüz binlerce insana tabii ki sonrasında dokundu. E, bu kurmuş olduğu kurumla ama benim hayatıma önemli bir dokunuşu oldu. Daha e, Amerika vizyonu olmayan bir okuldan, Amerika vizyonu olan bir okula giderek sonraki adımları atmamda çok önemli bir etkisi oldu. Bir tane daha kariyerden sayacağım. Herhalde vermiş olduğum en önemli kararlardan biri, dönüm noktası diyebileceğim, senin de nitelediğin. E, benim üniversiteden çıktığımda aile işimle hiçbir ilgisi olmayan bir şirkette çalışmış olmamdı. Ben... E, Özellikle de bir yatırım bankasında çalıştım New York'ta. Beş yere başvurdum. İkisinden redd aldım, ikisine girdim, üçüne girdim. Ee, ama o üç girdiğim arasında sadece bir tanesi bizim grupta hiçbir iş yapmıyordu. Ee, ve özellikle o yatırım bankasında çalıştım. Bu Wall Street'te bildiğimiz, hani sabah dörtlere, e, beşlere kadar çalıştığımız, e, acımasız, e, neredeyse yılbaşını bile geçirdiğim bir sefer olmuştu ofiste. Gece 12'ye 5 kala çıktığımı hatırlarım yılbaşı gecesi. Ve her cumartesi pazarım ofisteydi. Çok yoğun bir tempoydu ama bana o üç buçuk yıl hakikaten e, e, muazzam bir e, tecrübe olarak geri döndü. Çünkü gerçekten aile işime bir gün başlamadan evvel e, orada objektif bir kriterle değerlendirilmeye tabi oldum. E, gün geldi hesap makinemi evde unuttum diye arabada bir şirket ziyaretine giderken patronum tarafından hesap makinesi olmayan bir analist e, benim için e, Yoktur, e, lütfen arabadan in dedi ve New Jersey köprüsünde arabadan indim, e, atıldım e, <laughs> ve ofise ofise döndüm baya e, kötü bir şekilde. Aynı yönetici sonra bana bir sene sonra başka bir Lehman Brothers'a kendi transfer olurken beni de yanında götürmek istedi. Çok şükür e, demek ki zaman içinde kendimi tekrar kendisine ispat edebildim. En son ayrılırken tekrar bankadan almış olduğum Harvard Business School'a master yapmaya gitmeden evvel almış oldum. Bonus da belki benim Türkiye'ye döndükten sonra bile 5-6 yıl almadığım kadar yüksekti. Yani hem cezalandırmakla, hem de değerlendirmeyle, hem ödüllendirmeyle hiçbir şekilde ailemizin işleriyle ilgisi olmayan bir kurumda ayaklarımın üzerinde durmak ve insanı motive eden veya demotive eden patronları tecrübe etmek, o ortamı solumuş olmak, direkt aile işime girmektense bence benim ilerideki yönetim stilime ve... Ee, yöneticilik kapasiteme çok büyük katkıda bulunduğuna inanıyorum Gökhan'cığım. Bunları sıralarım. Öyle yoğundu ki Bear Stearns, oradan Harvard'a gidince Harvard bana tatil köyü gibi geldi bir iki sene. Yani Harvard'ı çok tabii zor bir okul, gayet de ciddi bir kurum olmasına karşın çok çok hakikaten anormal bir yoğunluğum söz konusuydu. Çok iyi bir tecrübe oldu benim için. Çok teşekkürler Murat abi. Çok güzel bir başlangıç oldu. Sizin bir özelliğiniz de aslında yani hiç aslında YGA'da biz böyle bir örnekle karşılaşmadık. Yani siz ailecek üç kuşak YGA'lısınız. Yani evet. bu YGA'da aslında ilk olan bir durum. Evet, ee, evet bu benim için. <laughs> babanız Hüsnü Bey, siz e, ve kızınız Lal. E, yani üç kuşaktır YGA'lı oluyorsunuz ve e, bu anlamda YGA'ya çok ciddi destekler veriyorsunuz. YGA bu kadar sizin inanıyor ve destekli olmanızın e, biraz e, şeyini açar mısınız? Evet, çok doğru. Ben e, hakikaten bu büyük bir şeref. Ben sanırım tek üç kuşak YGA'lıyım bu aşamada. İnşallah birçoğu oluşur çünkü YGA'nın jenerasyonlar arası ilerlemesi gereken bir olgu olduğuna inanıyorum. Babam, Özgün Üniversitesi'nde YGA'yı host edelim, biz ev sahibi olalım YGA'yı ederken ve geçmişteki zirvelerinize katılımları, farklı konferanslardaki bulunmasıyla noktasında YGA'ya çok gönül vermiş bir insan. Annem aslında görme engelleri projesini de Sinan'la birlikte geliştirirlerken biliyorum ki çok yoğun bir YGA'ya e, kafa yorduğu dönemleri geçirdi. Babam, annem, ben bildiğiniz gibi YGA'ya e, yakın bir hayal ortağım, kız kardeşim e, birkaç programa da ayrıca tekrar katıldı. Yine YGA'lı, YGA'nın YGA'ya gönül vermiş kişilerden biri. Kızım da 3 yıldır YGA'lı. E, ortaokul programıyla başladı. Liseyle devam ediyor. Evet. Ve şimdi de e, kardeşleri Ege ve Yaz da onu şimdiden kıskanıyorlar ve baba bu Ege'ye tam kaç yaşında başvuruluyordu, bizim ne kadar kaldı diye soruyorlar. E, biz buraya girebileceğiz değil mi falan diyorlar. Ben de vallahi benim hayal orta almam size en ufak bir şey katmayacak yani bütün soruları düzgünce cevaplamanız gerekiyor diye iletiyorum onlara. Hemen hafta başı onlara bu verilen yanlış cevapları da sabahleyin... E, <laughs> kız arkadaşını beklerken ağaç olmuş falan gibi cevapları da <laughs> e, vizyonda gösterdiniz. Paylaşacağım onlarla nasıl doğru cevap vermeleri gerektiği konusunda. <laughs> benim kızımın da YGA'da YGA'nın benim kızımda çok önemli bir etki gösterdiğini bu hafta bile tecrübe ettim. İki hafta evvel toplum gönülleri vakfı, bu hafta tohum otizm vakfında gönüllü olarak ikişer gün çalıştığını gözlemledim. YGA'nın kazandırdığı sosyal sorumluluk bilincinin Lal'in bu e, STK'larda alıyor olduğu rol noktasında çok büyük katkı olduğuna inanıyorum. E, genç yaşta sizlerin bu olguyla tanışması, e, aslında hayattan e, vakit ayırarak burada harcadığınız e, vakitle, e, sosyal sorumluluk tarafında yapıyor olduklarınızla e, gerçek göreviniz, öğrencilik olabilir, iş olabilir, gerçek yapmaya çalıştığınız her konuya aslında buradan beslenerek geri dönmek sizin, Yapıyor olduğunuzda da çok çok daha fazla verimli olmanıza sebebiyet veriyor. İnanın e, kızım bile bana 14,5 yaşında bunu söylüyor. Baba diyor, yani ben Tohum Otizm Vakfı'nda iki gün geçirdikten sonra akşam ödevimi bile daha şevkle yapıyorum diyor. E, bunu duymak tabii çok büyük bir e, keyif bir baba için. E, bu nedenle de e, onu da bu noktaya getirme noktasında ailesinden aldığı değerler haricinde YGA ile tanışmış olmasının önemli bir etki olduğunu düşünüyorum. YGA hakikaten... E, Hepimizin e, bir soluma kaynağı ben hani nasıl ormana gidiyoruz koşuyoruz, nefes alıyoruz ben işimden zaman alıkoyup YGA'ya verdiğimde veya Özyeğin Üniversitesi'ne AÇV e, e, Endeavor'a yani e, sivil toplum kuruluşlarına farklı konularda katkı sağladığım bu kurumlara YGA en başında geliyor e, e, vakit ayırdığımda gençlerle beraber olduğumda, şu dokunuşu aldığımda, burada bulunduğumda aldığım enerjiyi e, kesinlikle beni normal hayatımdaki iş hayatımda da aile hayatımda daha huzurlu ve daha başarılı yaptığına inanıyorum. Peki. O yüzden benim solunum e, şey beslenme ve solunum e, organlarımdan biri gibi diyebilirim. Çok teşekkürler Murat abi. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi de aslında zirveye şimdi başvuru süreci çok aşamalara dahil şey yani çok aslında belli aşamalar kat ederek burada bulunuyor arkadaşlarımız. Valla bizler de geçiyoruz ondan. O yüzden <laughs> hiç şey yapmayın. YGA'nın gönüllüsü olmak da aslında bu süreçlerden geçmeyi ve hakikaten bizleri de bayağı challenge ediyorsunuz yani. Yok evet. Yani aynı zamanda hayırlı ortaklarımızı da seçiyoruz arkadaşlar. Her sene hayırlı ortaklarımız Murat abi o konularda çok hassas. İşte sabah ilk başlangıç saatinde buluşuyoruz. İşte form okumak şey yapmak yapmakken bütün bu konularda Hayırlı ortaklarımız da... Yani Gökhan'dan bir telefon geldi mi ödüm kopuyor. Yine neyi eksik yaptık diye. E, hakikaten e, sağ olsun çok da iyi takipçi. E, gömleğin ütüsüne falan bakmayın. Muazzam bir e, takip kabiliyeti var. <laughs> Felaket o konuda. Sizin yanınızda diye Murat abi böyle söylüyor. Hiç ben duymamıştım şimdiye kadar. E, Murat abi e, size e, yani 2012 senesinden beri aynı zamanda YGA'ya ev sahipliği yapıyorsunuz biraz önce söylediğiniz gibi. Özyeğin e, Üniversitesi. Üniversitesi'nde çok, çok büyük bir keyifli bir birlikteliğimiz var. Evet, e, YGA kampları kampüste gerçekleşiyor. Evet. E, ve aynı zamanda Great Place to Work ödülünü aldığımız ofisimiz de e, Özyeğin Üniversitesi'nde e, açıldı. E, şimdi kısa bir film var, isterseniz arkadaşlarımızla onu Tabii paylaşalım. Ki. E, Tabii ki. Bu çok önemli bir süreç. Gerçekten liderlik budur ve Türkiye'deki demokrasi böyle süreçler üzerinde kurulacaktır. inandım. Türkiye'nin sanat alanında, akademik alanda en önemli isimlerinin gelip konuştuğu liderlik tam. Türkiye'nin gelişimi için, ilerlemesi için, dünyadaki o çağdaş medeniyetler seviyesine gelmek hatta aşmak için bence en önemli. E STK'lardan bir tanesi. Müthiş çaba. Sadece bir üniversite kurmak değil, yüzlerce üniversite kurmaya bedel. Fiziksel ortamlardan ziyade düşünceyi ve fikirleri ve hayalleri şekillendirmek önemli. YGA'nın buradaki rolü çok büyük. YGA kampı kızımı çok beslemiş, özgüvenini arttırmış ve ufkunu genişletmiş. Türkiye'deki gençlerin her zaman önlerine getire kadar imkan, tanımadığımızı hep düşünüyordum. Fakat YGA ile tanıştıktan sonra bunun ne kadar değiştiğini ve Türkiye'deki gençlere odaklanmış bu kurumun bir parçası olarak beni de aralarına almalarından dolayı ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Türkiye'nin geleceğini yaratacak kuruluşlardan biridir YGA. 21. yüzyılın yeni liderlere ihtiyacı var. YGA'nın bu yeni liderleri hatta dünya liderlerini yetiştireceğine inanıyorum. Gerçek hayal ortaklarımı burada buldum. Film devam ediyor e, ama şey süremizi de verimli kullanmak adına e, tamam. devam edelim isterseniz. Yani bütün bu kamplar ev sahipliğinize gerçekleşiyor, bunun için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz, biz, biz çok büyük bir keyifle bu birlikteliği sürdürüyoruz. E, i̇nşallah birçok e, birçok asır bizim için özel üniversitesi zaten e, bir soy ismimizi de vermiş olduğumuz tek kurum ve sonsuza kadar ileride yaşayacak inşallah YGA ile birlikte. Çok teşekkürler. YGAY'ı geçtiğimiz bir basın röportajınızda büyük bir çarpan etkisi olan bir platform seri olarak sosyal girişimcilerin yetiştiği fabrika olarak tanımlamıştınız. Biraz bu kavramı açmanızı rica edebilir miyim? Ya Gökhan, bu yani benim gerçekten burada en fazla beslendiğim konu. Yani buranın bu çarpan etkisi gerçekten ee, en fazla gözlemlediğim olay ee, şu salon bile bu çarpan etkisinin bence en büyük kanıtı buradaki bu olaya gönül vermiş, bu süreçten geçmiş, YGA'nın bu zirvesine katılmaya hak kazanmış, buradan bir şeyler almaya çalışan bu gençler sadece derslerine odaklanmaktansa veya başka sorumluluklarını yerine getirmektense burada geçiriyor oldukları, e, tanıyor oldukları insanlar, tanışıyor oldukları yeni STK'lar, onlarla tanıştıkça buradaki rol modellerden farklı kişilerin konuşmalarından alacakları bazı mesajlar, onları birlikte değerlendirme platformları, YGA'nın e, farklı girişimlerinde, sosyal girişimlerinde ileride rol almak için hevesli olacak olmaları, senin yerine göz dikmeleri, yarın öbür gün YGA'nın eş başkanı, başkanı, yönetim kurulu üyesi olmak için hayal kurmaları, yani bir tane STK'ya dokunmaları, 2500 kişi var burada, 30 bin kişi sabah vardı YouTube'da, kim bilir şu an kaç kişi var. Yani Buradaki çarpan etkisi e, hakikaten ben Berkeley'deki hocamızın da sabahki konuşmasında beni en çok etkileyen unsur bu diye duydum. Onu duyunca hakikaten çok e, kafamda çok yakın bir ilişki kurdum o düşünceyle. E, buradan her şey çıkar. Yani buradan bilim çıkar, Nobel çıkar, e, girişim çıkar, e, 10, 20, 30 bin kişiye iş veren iş adamı çıkar. Ee, üniversite Kuran insan çıkar, hepsi çıkar çünkü bunları kurmuş olan zamanındaki iş insanlarının, hayırseverlerin hayatlarında ona bu kadar dokunan, bu kadar onlara rol olmadan sunan başka bir sivil toplum kuruluşu yoktu ee, ve o yüzden bu platformu ben çarpan etkisi çok yüksek ve nasıl diyeyim bunu yani dönüşüm yani transformation dediğimiz yani gençliğin, sivil toplumun, sosyal sorumluluk bilincinin ciddi bir dönüşüme uğrayacağı ve katlanarak büyüyeceği bir çarpan etkisi ortamı olarak görüyorum burayı. Çok teşekkürler. Ee, bir yani Arkadaşlarımız aslında sizi yakalamışken şeyi de çok merak ediyorlar. Ee, en çok çünkü biliyorsunuz anketlerde girişimci olmak çok e, yo yoğun olarak çıkmıştı. %36'ıydı. Evet, %36 çıkmış. Çok hoşuma gitti. Siz de Endeavor'ın etkin girişimci destekleme derneğinin iki dönem başkanlığını yaptınız, şimdi yönetim kurulu üyesisiniz. Doğru. TÜSÜYAT'ta başkan yardımcısınız, aynı zamanda e, girişimcilik yuvarlak, yuvarlak masası alakası. liderisiniz. Evet. Yani bu anlamda belki de Türkiye'de en çok girişimciyle tanışmış, mülakat yapmış, e, onlarla tanış, yani, şey onları değerlendirmiş, destek vermiş kişisiniz. Bu anlamda girişimcilerin özellikleriyle ilgili e, bize neler paylaşabilirsiniz veya yani yanlış bildiğimiz neler ya, var? Ya şimdi girişimcilik hakikaten e, girişimciler çok değişik karakterler. Benim çok saygı duyduğum bir olgu ee, ama sanırım e, girişimcilerin e, girişimcilere baktığımda ben en fazla mütevazi olanlarında başarı potansiyeli görüyorum. Mütevazilikten kastım nedir? Neyi bilmediğini bilen girişimci. Yani her işi kendim yapacağım. Ben her konuyu en iyi bilirim. Ben kurucum, o yüzden kimseyi dinlemem. Ee, takımımı bilmediğim konularda kişilerle geliştirmem diyen girişimcinin ben başarı şansını çok daha az buluyorum kendisiyle mütevazi, kendisinin ne bilmediğini bilen, bilmediğini inandığı konularda takımını geliştiren, o konularda kendisini e, tamamlayıcı kişilere rol veren, yetki veren, e, onların önünü açan girişimcilerin daha başarılı olduğuna inanıyorum. Girişimcilik bir denge. Yani çok hızlı gitmekle gerektiğinde fren yapmanın dengesi. Doğru zamanda doğru atılımları yapmakla e, çok heyecanlı olmanın Bu çift dengesi. Çift kanat önemli bir kavram o zaman. Çift galiba, kanat o yüzden çok önemli. Gerçekten yani sadece sadece e, doer olmak gerçekten yetmiyor. Bunun yanında bu EQ dediğimiz olayın da varlığı ve birlikteliği e, ve o çift kanatlı girişimcilerin e, çok daha kucaklayıcı yapısı, e, insanlarla iletişim kurabilmesi hakikaten kritik oluyor. E, evet, yani muhtemelen bu denge dediğim olayda, e, birbiriyle çatışan konularda e, tabii ki biraz çılgınlık, çatlaklık Belki yine bir ön planda olması gerekiyor girişimcilerde. Ama demin söylediğim mütevazilik, kendini bilme, e, hangi konuyu ne noktaya kadar push etme. yani Bazen gerçekten e, belli bir hızla, belli bir pace yapılacak bir girişim, e, girişimci çok acele ediyor diye ve e, duvara çarpabiliyor. E, bunu daha bir soluklanarak, nefeslenerek yapmak önemli. Bir yandan dinamizmini kaybetmemesi önemli. Hep bir denge, denge, denge. Burada ne etkin oluyor? Hem kendini bilme, mütevazilik demin dediğim gibi, hem de danışma. Yani mentorluk çok önemli. Biz Endeavor'da bu konuyu o yüzden çok önem veriyoruz. Özyeğin Üniversitesi'nde de girişimcilere hep mentorluk başkasından bir şey alın, fikir alın, bilene gidin, okuyun, konferanslara gidin, tanışın, konuların en iyilerinden mentorluk alın diye Rol modelleri anlayın. Onlar hangi dönemeçleri doğru dönmüşler? Öğrenin. Vaka çalışmaları takip edin. Hep açık olun. Algılarınız hep açık olsun diyoruz. Onlar da zaten çift kanatlı liderlerde olan özellikler. Algıları kapanmış insanlar çift kanatlı lider olamıyor. O yüzden evet o olgu çok örtüşüyor Gökhan'cığım. Çok teşekkürler Murat abi. Süremizin de sonuna geldik. Arkadan ona işaret ediyorlar. Şimdi yani şeyle kapatmak istiyorum aslında söylediğiniz... Bu kendini bilmeme mütevazi olmak, benim e, gözlemlediğim kadarıyla siz bunları sadece Söz'de değil, ÖZ'de de yaşıyorsunuz. Yani ben bunu beş senelik e, size tanık olma sürecimde, e, sizin ne evet. kadar mütevazi olduğunuzu, ne kadar e, yani bu birlikte başarmaya, yani hem şirketinizle, ekibinizle, hem bütün bu çalıştığınız paydaşlarla, o paydaşları bir araya getirerek, işte YGA'nın TÜSİAD'la bir proje yapması veya Endeavor'la bir işbirliği birliği yapması, yani, yani ona bu Ona çok inanıyorum. Yani her STK her şeyi en iyi bilirim dememeli... STK'lar arası işbirliği muazzam önemli. Yani Esin Hanım da burada STEM kitini TÜSİAD'a tanı tanıttık. YG ile TÜSİAD arasında bir işbirliği yaptık. Yüz binlerce kit inşallah <laughs> ulaştıracağız. Yani inanın STK'lar arası işbirliği konusu ve herkesin her şeyi yapmaya kalkışmaktansa herkesin en iyi bildiği konuda katkı sağlayıp bir takım oyunu şeklinde çalışması çok bence değerli. Çok teşekkürler Murat abi bu sohbet için. Biz bu seansları genelde çok uzun yapıyoruz ama biliyorsunuz birçok e, seansımız olacak arka arkaya. E, ben Murat abiden öğrendikçe e, paylaşmaya devam edeceğim evet. yaygardaki arkadaşlarımla. Çok teşekkürler evet. Murat abi. Ben teşekkür olun. teşekkür ederim. <gülüyor> Şöyle <laughs> Murat abi çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. <laughs>